Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Stack veri yapısıyla ilgili önceki dersimizde bir giriş yapmıştık ve statik bir uygulama gerçekleştirmiştik. Bu videomuzda bir dinamik uygulama gerçekleştireceğiz. Bu uygulamamızı bağlı listelerle gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Yani stack veri yapısıyla ilgili, yığın veri yapısıyla ilgili gerçekleştireceğimiz uygulama bağlı listelerle iç içe olacak. O yüzden daha önce bu kısmı anlatmıştım arkadaşlar. Burada bir dizi vardı. Dizinin içerisine ekleme işlemini push metoduyla yapıyorduk. Daha sonra çıkartma işlemini pop metoduyla. Tab metodu en üstteki değeri tutuyordu. Dinamik uygulamada da arkadaşlar mantık gene aynı. Yani normalde dinamik uygulamada yani bağlı listelerde bellekte belli bir yer kısıtlaması olmuyor. Çünkü bağlı listelerde ne yapıyordu? Düğüm bellekte boş yer nereyse oraya düğümü oluşturuyordu. Ancak yığın veri yapısında şöyle bir kural var. Bir sınır koyacağım ben diyor. Yani o sınırın dışına bağlı listelerle de yapsan, dizilerle de yapsan o sınırın dışına çıkmamızı istemiyor. O yüzden şu şekilde sağ taraftaki çizdiğim kutucuğu siteğin kapasitesi olduğunu düşüneceğiz arkadaşlar. Tabii sitek bağlı listeyle ne yapıyorduk? Bir düğüm oluşturuyorduk bu şekilde. Ya da bir düğüm daha, ya da bir düğüm daha, ya da bir düğüm daha. Bu şekilde gidiyorduk. Aslında oluşturduğumuz düğümle bellekte boş yer olduğu sürece oluşmaya devam ediyordu. Biz bu uygulamamızda bu düğümlerin adetini bir yerde kısıtlayacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki en fazla 10 düğüm oluşturulabilsin. Tabi burada düğümlerin birbirine bağlanma şekli tek yönlü doğrusal bağlı liste mantığıyla oluşturacağız. Tabi düğümleri nasıl oluşturacağız? En üstteki düğümü en son eklenen düğüm gibi düşüneceğiz. Aslında en alttaki oluşturduğum şu düğüm null'ı gösterecek arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bu en alttaki düğümüm null'ı gösterecek. Onu yazayım şöyle. Tabi bu düğümden sonraki oluşturduğum düğümler peş peşe olacak ve her düğüm bir önceki düğümü gösterecek. Bağlı listenin mantığı neydi? Bir pointer'ımız oluyordu. Bu şekilde birbirini gösteren bir mantık oluşturacağız. En üstteki düğümümüz tab düğümü olacak. Yani şurada tab en üst değer diye şu en üstteki düğümümün ismi tab düğümü. Arkadaşlar. Burada 2, 4, 5, 5 yani 5 adet düğüm olsun dersek 5 de duracak. Tabi hiç düğüm yoksa tab düğümümüz null'ı gösterecek arkadaşlar. Aslında buradaki mantık biz daha önce bağlı listelerde tek yönlü doğrusal bağlı liste mantığını görmüştük. Dersini görmüştük. O mantığın aynısı. Sadece ne yaptık anlatırken sağ soldan sağ gibi düğümleri oluşturmuştuk. Yani düğümleri bağlı listede şöyle peşin sıra oluşturmuştuk. İşte şu birbirini gösteren düğümlerdi. Bu işlemi yığınlarla birlikte kullandığımız zaman kafamıza daha iyi anlaşılması için böyle aşağıdan yukarıya yani bir kutuyu dolduruyormuşuz gibi düşüneceğiz. Şimdi kodlamaya geçelim arkadaşlar. Stack veri yapısını dinamik olarak yani bağlı listelerle birlikte nasıl oluştuğunu, nasıl gerçekleştiğini kodlarla hem anlatalım hem gerçekleştirelim arkadaşlar. DLC'yi açıyorum ve boş bir çalışma sayfası açacağım. Baştan kodlarımızı yazmaya başlayalım. Kütüphanelerimizi ekliyorum arkadaşlar. Konu başlığımızı da yazalım isterseniz. Yığın veri yapısı dinamik uygulama yani bağlı listelerle gerçekleştirme diyelim. Öncekini dizilerle gerçekleştirmiştik. Bunu da bağlı listelerle gerçekleştireceğiz. Int main oluşturayım. Aşağıda beklesin arkadaşlar. Şimdi şurada return 0'ı da ekleyelim. Şimdi arkadaşlar bir container'ımızın olduğunu düşüneceğiz ve bu container'ın yığın olduğunu varsayacağız. Bir container'ın bir yapısı olması gerekiyor. O yapıyı oluşturalım önce arkadaşlar. Yapımız struct stack diyeceğim arkadaşlar.
Sıtrağımızın ismi Stegos. İsterseniz yığın deyin siz, fark etmez. Parantezi açtım arkadaşlar. Stek diye bir konteyner oluşturdum. Bu konteynerin kapasitesini belirlemedim. Kapasitesini şurada bir define olarak bir size belirleyebiliriz arkadaşlar. Size 10 diyelim. Şimdi şurada stack'in yapısı bu arkadaşlar. Struct stack. İsmini de stack verdim zaten anlaşılsın diye. Bu stack'imizin bir adet struct node tipinde bir bağlı liste oluşturacak bir değişken tanımlaması yapacağım arkadaşlar. Bunun değerinde ismini top diyeceğim. Varsayılan değerinde null atayacağım. Burada ne yaptım arkadaşlar? Bağlı liste yapısını kullanarak düğüm oluşturdum ve ilk düğümün ismi top. Daha önceki bağlı listelerde hatırlarsınız arkadaşlar. İlk düğüme biz heat düğümü derdik. Buna stack yapısında top diyeceğiz arkadaşlar. Önce de dediğim gibi yani bağlı listelerdeki tek yönlü doğrusal bağlı listelerle stack yapısının aşağı yukarı mantığı aynı. Şimdi bu struct node top diye bir değişken oluşturacağım ama bunu nereden oluşturacağız? Böyle bir yapımız yok. O yapımızda oluşturalım arkadaşlar. Önceki bağlı listeler konusunda hep bunu yapıyorduk. Struct node diyorduk ve kalıbımızı oluşturuyorduk. Kalıbımızda ne oluyordu arkadaşlar? Integer datamız vardı. Bir de göstericimiz oluyordu arkadaşlar. Göstericimizin ismini next diyorduk gene. Şuradaki yaptığımız işlemi bağlı listeler konusunda sık sık yapmıştık arkadaşlar. Amacımız ne? Şuradaki aşağıdaki yapımızı değer ekleyeceğimiz zaman şu komutu kullanarak şuradaki düğüm yapıdan düğüm oluşturmak ve oluşturduğumuz bu düğümü siteyin içerisine atmak. Amacımız bu. Şimdi burada tabi bir de bir stack'te bir kural vardı. Neydi? Bir kota vardı. O kotanın dışına çıkamıyoruz. Aşamıyoruz. Maksimum şu kadar değer girebilirsin. Düğüm ekleyebilirsin gibi. Tabi biz bunu integer cnt diye bir değişken oluşturacağım. Ve varsayılan değeri 0 arkadaşlar. Şu an stack oluştuğu zaman cnt 0 diyecek. Yani şu an bir değer yok. Boş. Ancak biz buna ekleme yaptığımız zaman bu cnt değeri artacak. Stack'ten düğüm sildiğimiz zaman da cnt eksi eksi düşecek. En son sıfıra geldi mi cnt yani stack'imiz boş anlamına gelecek. Şimdi kalıplarımızı oluşturduk arkadaşlar. Şu yukarıdaki kalıbımızın amacı ne? Stack eklenecek düğümün kalıbı. Düğümün kalıbı arkadaşlar düğüm değil. Düğümü şu şekilde oluşturuyoruz. Şu kalıbı kullanarak düğüm oluşturuyoruz. İlk düğümü oluşturduk. Ancak bir değer ataması yapmadık. Şimdi arkadaşlar bu stack yapısında başlıca metotlarımız vardı. Ekleme işlemini yapan metodumuz push metoduydu. Çıkartma işlemini yapan pop metoduydu. Onları da oluşturalım. Void push diyorum arkadaşlar. Parantez açıyorum. Void pop diyorum. Bir pop diye bir metodumuz olsun. Bu da çıkarma yapsın arkadaşlar. Void top diye bir değişken oluşturalım. Bu en üst değeri bize göstersin arkadaşlar. Ancak silmesin. Pop silecek. Top sadece bize en üst değeri gösterecek. Bir de void print diyelim arkadaşlar. Bu da bize ekrana değer yazsın. Şimdi push metodundan başlayalım arkadaşlar. Push metodumuz siteye düğüm ekleyecek arkadaşlar. Dikkat edelim. Düğüm. Ekleyeceğimiz değişkenin ismi düğüm. O zaman parametresini alacağız arkadaşlar. Tabii önce nereye ekleyeceğiz? Site'in içerisine ekleyeceğiz. Site'in bir şeyini oluşturalım. Bir değişkenini oluşturalım ve bu site'imizde arkadaşlar pointer yani adres gösteren bir değişken olsun. Stack, evet. Ve virgül diyorum integer key. Key'imiz ne olacak? Hani şurada bir değişken tanımladık ki integer data. Düğümün içerisine ekleyeceğimiz değeri parametre olarak alalım.
Bu da şu baştaki değişkende hangi siteyin içerisine ekleyeceğiz. Zaten bir site oluşturacağız arkadaşlar. Onun içerisine şu key değerini düğüm olarak oluşturup aktaracağız arkadaşlar. Şimdi tabi burada push diyoruz, ekle diyoruz ama acaba siteyimiz dolu mu? Bunu test etmemiz gerekiyordu. Bunun için bir metot oluşturacağız arkadaşlar. Metodun ismini is full diyelim arkadaşlar. Is full diyelim. İçerisine STK'yı yani parametre olarak gelen siteyimizi parametre olarak gönderelim. Ve bize full doluysa yani ekleyecek yer kalmadı, site doldu diye bir mesaj verirse biz kullanıcıya bilgi verelim arkadaşlar. Site doludur diyelim. Else de site dolu değil artık. O yüzden eklememizi yapabiliriz. Else kısmında. Tabii if kısmında bir site boş mu dolu mu şöyle bir metot yazdım ama bu metodu oluşturmadım. Onu da şurada oluşturuverelim hemen. Bool olsun. True ya da false döndüren bir şey metot bu. Yani bu metodu çağırdığım zaman sonuç olumluysa, true ise şu cevabı verecek. Yani doluysa bu cevabı verecek. Yok dolu değilse bu cevabı verecek. Şimdi onu şöyle yapacağız. Bool dedim. Is full diye bir metot oluşturalım. İçerisine arkadaşlar parametre gönderiyoruz ya STK'yı. Bir değişken oluşturuyoruz STK. Bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. STK'nın CNT'si eşitse arkadaşlar eşitse ya da şunu şöyle yapalım. Return diyelim. Parantez içerisine alalım. Eşitse yukarıda değişken ne tanımlamıştık? Size. Size eşitse bu bize true değerini döndürür arkadaşlar. Şu metot. Eğer STK'nın CNT'si şuradaki CNT var ya sıfır olarak varsayalım. 10 olursa stack dolmuştur. Artık ekleme yapmaz. Bize o şekilde stack doludur diye mesaj veren bir metot oluşturdu arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim. Else kısmına. Stack dolu değil. Boş yani. O zaman eklemelerimizi yapalım. Tabi burada ilk düğüm önemliydi. Ve ilk düğüme biz ne diyorduk arkadaşlar? Hep burada tap düğümü diyeceğiz. Tabi düğümler her eklediğimizde en üstteki düğüm gene tap düğümü olacak. O yüzden şurada önce bir şey yapalım. Else if diyeceğim. Burada bir metot sorgulaması da yapacağım arkadaşlar. Yukarıda if'te bir sorgulama yapmıştım ya. Burada da is empty diye bir metot oluşturacağız. Boş mu? Ne boş mu? STK. Gelen şu STK parametre olarak gelen STK boş mu? Boş ise ilk düğüm oluşturacağımız için burada ona göre işte kod yazacağız. Onu da şurada yazalım arkadaşlar. Is empty'de. Onu da aynı şekilde bool olacak. Geri dönüş değer. Is empty diyeceğiz. Stack'ın STK'sını alacak arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Return diyelim. Eğer STK'nın biz bunun boş olduğunu nasıl anlarız? CNT eşit sıfırsa boştur. Arkadaşlar. Şurada da eşit olması lazım zannedersem. Tamam. CNT sıfırsa boştur arkadaşlar. Boş olduğu için burada ilk düğümü ekleyelim. Tabi ekleyeceğimiz düğümü daha oluşturmadım arkadaşlar. Şurada onu oluşturalım. Nasıl oluşturuyorduk? Bazı listelerden hatırlıyoruz. Struct node eleman diyelim arkadaşlar. Eleman eşittir new node diyorduk. Ve bellekte yer ayırıyorduk. Burada bir eleman diye isminde bir düğüm oluşturduk. Eleman değerini de atıyorum arkadaşlar. Eleman değeri datası yani eşittir key. Parametre olarak gelecek ya. Bu key'i eleman isimli düğüme atadım. Bu elemanı şu an nereye atayacağım belli değil. Nereye bağlayacağım belli değil. Eğer siteyim boşsa bu eleman ilk elemandır. Ve şurada tanımladığım
yukarıda tanımladım. Tab isimliyle tanımladım düğümümüz bu elemanı gösterecek arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? STK'nın şunun gelmesini istedim. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Tab eşittir eleman olacak arkadaşlar. STK'nın tabı eleman olacak. İlk düğümü bu şekilde ekleyeceğiz. Tabi STK'nın next'i null gösterecek. Çünkü ilk düğüm ekledim mi? Tek gün doğrusal bağlı listede en son düğüm hep null'ı gösterecek. Şu an tek düğüm ve göstericisi de null'ı gösteriyor. Sadece bir düğüm var. Burada kullanıcıya bilgi verebiliriz arkadaşlar. Stack oluşturuldu ve ilk düğüm eklendi diyelim. Burada if ve else if'te bu doluluk ve boşluk durumunu kontrol ederek ona göre siteye düğüm ekledik arkadaşlar. Şimdi else'ye gelelim. Else'de ne yapacağız? Stack boş da değil, dolu da değil. Artık ona göre işlem yapacağız. Şurada oluşturduğum elemanı ekleyeceğiz. Nereye ekleyeceğiz? Elemanın next'i eşittir STK'nın tapına eşit olacak arkadaşlar. Hani en üstteki değeri STK tap tutuyordu ya. Bunun önüne bunu ekledim. Düğüm olarak ekledim. Şimdi STK tapı güncelliyorum arkadaşlar. STK tap eşittir eleman diyorum. Burada da güncelleme yaptım. STK'yı tekrar en üst düğüm olarak güncelledim. Yukarıda ekleme yaptım. STK'nın üstüne elemanı ekledim. Daha sonra dedim ki tap güncellensin. Tabi burada şunu da unutmayacağız arkadaşlar. Bilgi vereyim önce. Stack'e düğüm eklendi. Yukarıda ilk düğüm demiştik. Burada artık ilk düğüm değil bunlar. O yüzden stack'e düğüm eklendi dedim arkadaşlar. Tabi burada her ekleme yaptığımız zaman arkadaşlar STK'nın CNT'si, yukarıda CNT olarak tanımladığımız bir değişken vardı ya. Her ekleme yaptığımız zaman CNT'yi bir arttıracağız arkadaşlar. Aynı şekilde şuraya da ekleme yaptığımız için STK'nın CNT'sini bir arttırıyoruz. Zaten burada doluydu, ekleme yapmadı. Burası tamam arkadaşlar. Bağlı listelerle siteye push etmek, yani veri eklemek bu şekilde. Şimdi pop'a geçelim. Yani bağlı listenin siteyin içerisinden düğüm silme işlemi. Şimdi düğümü nasıl sileceğiz? Ona geçeceğiz. Bir kayda bakayım, devam ediyorum, ediyor arkadaşlar. Şimdi düğümümüzü şöyle sileceğiz. Burada da bir if şartıyla önce bir stack boş mu? Onu bir sorgulayalım. Onun için STK'nın, tabii şurada parametreyi alacağız arkadaşlar. Stack STK olsun ismi. STK'nın CNT'si eşit sıfırsa stack boştur zaten arkadaşlar. Hani şurada artırıyorduk ya. İlk artırmamla birlikte artık sıfır değil. Kullanıcıya bilgi veriyorum arkadaşlar. Diyorum ki stack boş. Çıkartılacak düğüm yok diyeyim. Biraz uzun yazıyorum ama anlaşılsın diye böyle uzun yazıyorum arkadaşlar. Stack boşsa bu şekilde bilgi versin. Tabi else if diyelim. Bunu arkadaşlar boş mu dolu mu olduğunu şuradan da sorgulayabiliriz. Şurada is empty ve is full diye bir metot oluşturmuştuk ya. Orayı da sorgulayarak yapabilirdik. Ancak fark etmiyor. CNT'yi de sorgulasak aynıya gelecek. Siz isterseniz o şekilde sorgulayın. Else kısmında şimdi stack'teki ilk düğümü çıkartacağım ama İlk düğümden sonraki düğüm, yani ilk düğümden kastım arkadaşlar, şuraya paint açayım. En üstteki düğümü sileceğim, yani şu düğümü sileceğim. O zaman şu düğüm en üst düğüm olur. Bu düğümün ismi tab düğüm olur. O yüzden ona göre silelim. Bir geçici değişken oluşturacağım. Struct node isminde, temp olsun ismi, node tipinde, temp isminde. Bu STK'nın
Tapının next'ini tut. Tapının next'i demek bir sonraki düğümü, yani en üstteki düğümü değil de şu düğümü tut diyorum. Temp bunu tutuyor. Amacım ne? Şu düğümü silmek. Şimdi silelim arkadaşlar. Tap düğümünü silelim. Delete STK'nın tapını sildik. Şurada karşısına yazayım. Düğümü sildik diyelim arkadaşlar. Artık düğümü sildik. Tabi kullanıcıya bilgi verebiliriz. Silmeden önce isterseniz bunu yukarı yazayım ki tapı silmeden önce diğerini de görelim. Şöyle yapayım şunu. Şöyle indireyim. STK'nın tapının datası. Değerini içeren düğümü sildik diyelim arkadaşlar. Bilgi verelim. Zaten else kısmına girdiğine göre muhtemelen sileceğiz anlamına gelir. Delete STK tapla sildim. Ancak tapı güncellemedim şu an. Tapı güncelleyeyim. Tap neyi gösterecek arkadaşlar? STK'nın tapı eşittir. Temp'i gösterecek. Yani temp'i STK tapa atadım. Temp neyi tutuyordu? En üstteki düğümden sonraki gelen düğümü. Silinen düğümden sonra gelen düğümü tutmuştu. Temp'i atamıştım. Artık burada güncelleme yaptım. Tapı tekrar güncelledim. Tabi burada ne yapıyoruz? STK'nın CNT'sini bir düşürüyoruz arkadaşlar. Eksiltiyoruz. Çünkü dediğim gibi bir kota var. Bir sınır var. Bu sınırın dışına çıkmayacağız. CNT'deki amaç o. Yani burada yukarıda tanımladığımız size'ı aşamayacağız. 10 adet düğüm girebileceğiz. CNT'yi o yüzden artırıyoruz ya da düşürüyoruz. Şimdi burada ekleme işlemimiz bitti arkadaşlar. Pardon, silme, yani stack'teki çıkartma, stack'ten çıkartma işlemimiz bu şekilde. Düğüm sildik. Burada da siteyi tekrar tap değerini güncelledik. Şimdi pop'a gelelim. Pop ne yapıyordu? En üstteki değeri gösteriyordu bize arkadaşlar. O zaman şuradaki şeyi alayım. If'ten şuraya kadar alayım. Üzerinde gidelim. Zaman kaybımız olmasın arkadaşlar. Tap'ın görevi neydi? En üstteki değeri göstermek. Silmek değil. Şunu karşıya yazayım isterseniz arkadaşlar. En üst değeri göstermek. Şu pop'ta en üstteki değeri silmek arkadaşlar. En üstteki düğümü silmek görevi bu. Şimdi buraya geldim. Tap'tayım. En üstteki değeri göreceğiz. Tabi CNT 0'sa düğüm yoktur. Stack boştur. Çıkartılacak değil de bunu silip stack boştur. Çıkartma niyetimiz, amacımız o değildi zaten. Sadece bilgi versin. Else kısmında burada değerin içeren silme işlemimiz yok arkadaşlar. Sadece en üstteki değeri göstereceğiz. STK'nın tapının datası şöyle yapalım. Şurayı da sileyim. Bunu ön tarafına yazacağım arkadaşlar. Stack'deki en üst değer diyelim. Şöyle gösterelim arkadaşlar kullanıcı. STK top'un datası. Satır başı yapsın. Bunlarla işimiz yok arkadaşlar. Çünkü silmiyoruz. Sadece bilgi veriyoruz. Burada gösterme işlemi yaptık. Şimdi print'e gelelim arkadaşlar. Print içinde şu kısmı kopyalayayım arkadaşlar. Yapıştırdım. Print'imizde stack'teki şöyle yazıvereyim isterseniz onu da. Stack'teki düğümlerin değerlerini sırayla yazdırıyor diyelim. Tabi STK'nın CNT'si 0'sa stack boştu. Else kısmında düğümleri sırayla dolaşacağımız için arkadaşlar bir global değişken oluşturacağım ve düğümleri sırayla dolaşacağız. Struct not temp diyorum ve bunu STK'nın tabından başlayacağım. Buna da tabi şurada STK'yı atayalım arkadaşlar. Struct şuradaki stack'te arkadaşlar stack STK diyelim stack olsun.
Burada STK'yi atadık. Şimdi while'a dönelim arkadaşlar. Temp'in next'i eşit olmadığı sürece null'a. Null hangi düğüm gösteriyor? Hangi düğüm? En son düğümümüz, yani en alttaki düğüm null'ı gösteriyor. Hiç değer yoksa tab null'ı gösteriyordu arkadaşlar. Varsayılan olarak şurada siteyi oluşturduğumuzda tab'ı null'a atamıştık. Şimdi burada sırayla dönelim arkadaşlar. Önce bir sonraki düğüme geçmesi için temp next diyerek bir sonraki düğüme geçme işlemi yaptım. Siyahla yazalım arkadaşlar. Temp'in datası end line diyelim. Bir satır başı yapsın. Tabi en son düğüme gelince yazdırmayacak. Onu da en alta inince bir defaya mahsus şu kısmı kopyaladım arkadaşlar. Temp data kısmını. While'dan sonra bir defaya mahsus kopyala yapıştır yaparak bir defaya mahsus o datayı da yazmasını istedim. Şu an bilgilerimizi ekrana yazdırmış olduk arkadaşlar. Şurada bir ekranı temizleme şeyini de ekleyelim arkadaşlar. Sistem CLS'yi ekleyelim. Print dediğim zaman ekranı bir temizlesin. Şu an yapımız tamam arkadaşlar. Print işlemimiz de tamam. Hata eksik varsa düzeltiriz. Şu boşlukları alıyorum ve main'e geliyorum. Bir stack oluşturacağım arkadaşlar. Oluşturalım. Stack STK diyelim. Integer sayı seçim değişkenimiz olsun. Bir while oluşturacağım. Sonsuz döngü olması için içerisine 1 yazdım. Enter'ladım. Buraya yazalım arkadaşlar. Cout bir push işlemini yapsın arkadaşlar. Cout 2 pop işlemini yapsın arkadaşlar. Cout 3 push pop tap işlemini yapsın arkadaşlar. Yani ekrana son düğümü değerini bize göstersin. Cout 4 print işlemini yapsın arkadaşlar. Bilgileri yazdırsın ekrana. Başka da yok. Print'ten sonra tab var. Tab. Pop var. Push var. Evet. 4 adet metodu çalıştıracağız arkadaşlar. Sim'le seçim alalım arkadaşlar. Ve bir switch case oluşturalım. Seçim değişkeniyle. Case'imiz 1 ise ne yapacak? Push'a eleman ekleyecek arkadaşlar. Onu alalım hemen. Sayı girimiz dememiz yeterli. Sayı değişkenini aldım arkadaşlar. Push metodunu çağırıyorum. Ve iki parametre alıyordu arkadaşlar. Push'a çıkayım yukarıya. İki adet parametre alıyor. Push şurada. Bir stack. Stack'teki değişkenimin adresi üzerinde işlem yapacağı için pointer olarak tanımladım. Biz buna adresini göndereceğiz arkadaşlar. Tanımladığımız stack'in adresini göndereceğiz. Buna dikkat edin. Bir de key'imiz. Değerimiz. Hemen iniyorum aşağıya. Adres operatörünü ekledim. STK'yı gönderiyorum. Şurada değişken tanımlamıştık ya STK değişkenini. Stack'ten bir değişken tanımlamıştık. Onun adresini gönderiyorum. Ve daha sonra sayı değişkenimiz zaten sin komut ile almıştık. Bir ekle çıkıyorum arkadaşlar. Case 2'ye geçiyorum. Case 2 ne yapıyor? Pop metodunu çalıştırıyor. Pop'a göndereceğimiz bir parametre var mı? Hemen çıkıyorum. Push'tan sonra pop geliyor. Siteyimizi gönderiyoruz arkadaşlar oraya da. Adres operatörüne basıyorum. V'ye. STK'yı gönderiyorum. Bir ekle çıkıyorum. Aynı şekilde case 3'ümüz tab işlemini yapıyordu. Ona da adresimizi gönderelim. Ve bir ekle çıkalım. Case 4'ümüzde print işlemini yapacaktı arkadaşlar. Aynı şekilde ona da STK'mızı gönderelim. Bir ekle çıkalım. Bir de çıkış işlemi olan bir şey ekleyeyim arkadaşlar. Cout 0 diyorum. Çıkış yapsın. Ona da case 0 diyorum. Bilgi verelim. Programdan çıkılıyor diyelim. Ve programı return 0 diyerek kapatalım arkadaşlar. Daha sonra bir de default'u da yazalım. Hatalı bir seçim yaparsak bize bilgi versin. Hatalı seçim yaptığımız desin.
Şimdi burası da tamam arkadaşlar. Bir süreye bakayım, evet. Şimdi stack yapımızı oluşturduk ve dinamik bir şekilde oluşturduk. Ayrıca bağlı listeleri stack'in içerisinde uyguladık. Yani stack'in içerisindeki değerler bağlı listelerle oluşturulmuş düğümler. Şimdi test edelim. F11'e basıyorum arkadaşlar. Bunu kaydedeceğim. Stack dinamik diyeceğim. Uygulama diye bir klasör oluşturuyorum. Onun içerisine kaydetsin. Şurada bir eksik var. Onu düzeltelim. STK'nın next'i null ise demişim. Push metodunda STK'yı tanımlamadık mı? Tanımladık. Evet. Int key. Pardon, STK'nın değildi arkadaşlar. Bunu elemanın olacaktı. Elemanın tapına elemanı atadık. STK'nın tapı. İlk değişkenimiz eleman değerini alacak. Şunu şöyle yapacaktık. STK'nın tapının next olacaktı arkadaşlar. İşte ilk düğüm eklendi. Bir bakayım. Hata varsa düzeltiriz gene. If STK, şurada parametreyi almamışız. Onu stack'in STK'sı, bunu ekledik. Tap metoduna stack. F11'i tekrar başlatıyorum. Şurada ne demiş? Push metodu STK'nın adresini gönderecek. Şu adres operatörünü sileyim arkadaşlar. Stack STK. Tekrar F11 ile çalıştırıyorum. Evet, programımız çalıştı şu an. Burada push, pop, tap ve print işlemleri var. Önce 4'e basayım. Bir stack boş dedi gördüğünüz gibi. Eklememizi yapalım. Ya da 2'ye basıyorum. Bir stack boş, çıkartılacak düğüm yok dedi. Güzel. Şimdi 1 ile başlayalım. Sayı giriniz. Girelim. 10 dedim. Stack oluşturuldu. İlk düğüm eklendi. Arkadaşlar. Tekrar bir sayı daha gireceğim. 20 enterladım. Stack'e düğüm eklendi. Gördüğünüz gibi ilk kelimesi ikinci düğümde yazmadı. Çünkü ilk düğümü eklemiştik zaten. Tekrar ekleyelim. 30'u girdim. 1 diyorum 40. 1 diyorum 50. 5 adet değer girdik arkadaşlar. Siteye 5 adet düğüm oluşturduk ve bu düğümlerimizin içerisinde de 5 adet değerlerimiz var. Şimdi yazdıralım. 4'e basıyorum. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi stack'teki verilerimiz sırayla gözüktü. En üstteki 50 değeri siteyin en üstünde. Bu şekilde düşüneceğiz. Şimdi 3'e basayım arkadaşlar. En üstteki 50'yi göstermesi gerekiyor. Stack'in en üst değeri 50. Gördüğünüz gibi. 2'ye basalım arkadaşlar. Stack'teki en üst değeri silelim. 2'ye bastım. 50 değerini içeren düğüm sildik. 4'e basayım. 50 silinmiş mi gerçekten bakalım. Gördüğünüz gibi 50 yok. En üstte 40 var. Şimdi tekrar pop yapalım arkadaşlar. Silelim. 2'ye basıyorum. Enter'lıyorum. 40 değerini içeren düğümü sildik. Tekrar 4'te listeliyorum. Gördüğünüz gibi o da yok. Hepsini sileceğim arkadaşlar. 2'ye bastım 30'u sildik. 2'ye bastım 20'yi sildik. 2'ye bastım 10'u sildik. 2'ye bastım stack boş dedi. En son değeri de sildik. Şimdi bir de arkadaşlar stack'e kota vermiştik. Onu görelim. Yani 10 adet düğüm ekleyebiliyorduk. Bir ekleme yapalım. 1'e bastım 10 dedim. 1'e bastım 20. 1'e bastım 30. 1'e bastım 40. 1'e bastım 50. 1'e bastım 60, 1'e bastım 70, 1'e bastım 80, 1'e bastım 90, 1'e bastım 100, siteye düğüm eklendi dedi. Şimdi bir daha yapalım. 110'a eklemek istiyorum. Enter'ladım. Stack doludur dedi arkadaşlar. 4 ile listeliyorum. Gördüğünüz gibi en üstteki değerim 100 olmak şartıyla en alta kadar gidiyor. 10 adet düğüm ekleyebildik. Yani bu siteyin prensibi arkadaşlar. Bir sınır olmak zorunda. Bu sınırda biz 10 belirlemiştik. Şimdi sıfıra basarak programdan çıkıyorum arkadaşlar. Program çıkılıyor dedi. Çıktı. Şimdi ben hızlıca yukarıdan itibaren anlatıp videoyu sonlandıracağım. Zaten 30 dakikayı geçmiş arkadaşlar.
Ancak tamamladık yani site konusunu bağlı listelerle iç içe bir şekilde işledik. Arkadaşlar kütüphanemiz bunlardı. Bir define site boyutunu tutan bir ön işlemci değişken tanımladık. 10 verdik arkadaşlar. Siz istediğiniz değeri belirleyebilirsiniz. Bu 10 değeri siteye eklenecek düğüm adeti arkadaşlar. Burada düğümü oluşturan bir kalıp oluşturduk. Bağlı listelerde oluşturuyorduk sürekli. Site, struct, not diyorduk. Ve içerisine bu değerleri giriyorduk. Düğümün sonraki değerini gösteren bir next değişkenimiz var. Bir de data değerimiz. Sitemizi kalıbını yani container'ı bu şekilde struct, stack kalıbıyla oluşturuyoruz arkadaşlar. Bir adet konteyner oluşturmak istersek bir adet yazdık. Şimdi burada stack dolu mu boş mu diye bir metot oluşturduk. Push metoduyla siteye eleman ekledik arkadaşlar. Stack doluysa bu mesajı veren bir if şartımız. Else if'te de stack boşsa ilk düğümü ona göre ekledik. Yok boş değil ve dolu da değilse else kısmında o kısmı gerçekleştirdik. Pop metoduyla stack'ten düğümü sildik. Tab metoduyla en üstteki değeri ekrana yazdırdık. Print metoduyla stack'teki tüm düğümlerin değerlerini sırayla yazdırdık arkadaşlar. Main kısmında da bir switch case yapısı oluşturduk. Ve kullanıcıya seçenekler sunarak stack yapımızı test ettik. Arkadaşlar stack ile anlatacaklarım konu bu kadar. Dinamik ve statik olarak iki uygulama gerçekleştirdik. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.